kardeşi katletmesini, kardeşlerin birbirlerine hasım olmasını, Kerbela üzerinden bir kutuplaşmanın yaşanmasını biz en başta Hazreti Hüseyin Efendimizin mübarek hatıralarına bir haksızlık olarak görüyoruz. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde kendisini Müslüman olarak tanımlayan bir şahıs ya da bir grup çıkıyor, üzerine bombaları sarıyor, giriyor bir camide, bir ibadethanede, bir kutsal mekanda bu bombaları patlatıyor. Böyle bir vahşetin, böyle bir gaddarlığın, bırakınız Sünniliği, bırakınız Şiiliği, insanlıkla da alakası yoktur. İslam'la da asla ve asla, uzaktan yakından alakası yoktur ve olamaz. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, ibadet eden masum insanlar ölüyor. Kerbela'dan ders çıkarılması gerekirken hemen her gün yeni Kerbela'lar yaşanıyor. Hemen her gün çağın Yezidleri, çağın Hüseyinlerini katlediyor. Biz millet olarak hiçbir zaman Yezid'in ve Yezidlerin tarafında durmadık. Her zaman Hüseyinlerin tarafında durduk. Bakın burada şu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Kerbela faciası Yezid'in iktidar hırsının bir eseriydi. Şu anda coğrafyamızda Kerbela üzerinden ayrışanların birbiriyle kanlı mücadelesi de tamamen birilerinin iktidar hırsının eseridir. Suriye budur. Irak budur. Bunu farklı yerlere çekmenin hiçbir anlamı yok. 1374 yıl önce Yezid'in iktidar hırsı nasıl ki Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Ehl-i Beyt'in kanını Kerbela'nın ateş gibi sıcak toprağına döktüyse, şu anda birilerinin iktidar hırsı mazlumların kanını maalesef acımasızca toprağa döküyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz haşa Şii ya da Sünni değil, Hazreti Peygamber'in torunu, Hazreti Ali'nin oğlu, yani bir kutup yıldızıydı. Bütün varlığıyla sadece Müslümandı. O zaman ne Şii vardı ne Sünni vardı. Bugün de Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Lübnan'da kendisine hangi sıfatı takarsa taksın, mazlumu katledenin sıfatı Yezid'dir. Mazlumun sıfatı da Hüseyin'dir. Biz bu geniş coğrafyada kan üzerine kurulu iktidarlara, öldürerek ayakta kalmaya çalışan iktidarlara hep aynı nazarla bakıyoruz. Güç savaşlarında şehit olan kardeşlerimiz için tıpkı Kerbela şehitlerimiz gibi acı duyuyor, gözyaşı döküyoruz. Değerli milletvekili kardeşlerim, hem İslam coğrafyasında hem Türkiye'de bizim ortak medeniyetimizin mensuplarının artık bu güç savaşlarının daha samimi şekilde, evet, reddedilmesini, sorgulamasını, vicdanlarıyla bu konuda karar vermelerini bütün Müslümanlardan özellikle istiyoruz. Eğer bizim aramıza başkaları girmezse, bizim aramıza yabancı fitne odakları sızmazsa, eğer özümüzle, bizi biz yapan değerlerle konuşabilirsek, inanın aramızda hiçbir mesele kalmayacak. Alevi kardeşimle Sünni kardeşim arasında, inanın ortak değerlerin yanında farklılıklar çok ama çok cüzi seviyededir. Biz aynı toprakların insanıyız. Biz aynı medeniyetin mirasçıları, daha da önemlisi aynı medeniyetin ortak mimarlarıyız. Nasıl ki Mevlana ismi silindiğinde bu topraklardan geriye hiçbir şey kalmazsa, Hacı Bektaş Veli ismi silindiğinde de bu topraklardan geriye hiçbir şey kalmaz. Biz 1071'den bugüne kadar, hatta çok daha öncesinden bu toprakları birlikte imar ettik. Bu topraklar üzerindeki medeniyeti hep birlikte inşa ettik. Bu tarih içinde Alevi ya da Sünni acıları, hüzünleri, kederleri birlikte yaşadık.
sevinçleri, coşkuyu, heyecanı birlikte paylaştık. Yakın tarihte yaşanmış Dersim gibi, Çorum, Kahramanmaraş, Sivas, Gazi Mahallesi gibi acı hadiseler bizim bin yıllık kardeşliğimizi bozamaz. İktidar hırsı içindeki, yani Yezid'in izindeki bir takım nifak odakları bizim aramızı açamaz. Bazı ülkelerin, bazı partilerin, bazı milletvekillerinin, özellikle de bir takım kanlı terör örgütlerinin kışkırtmaları bizim kadim kardeşliğimizi sarsamaz. Biz aracılarla konuşmayacağız. Biz ruberu, yüz yüze konuşacağız. Gönül diliyle konuşacağız. Ve var olan her meseleyi Allah'ın izniyle hep birlikte aşacağız. Aramıza birileri girdiği müddetçe, gönül dili zedelendiği müddetçe biz sorunlarımızı konuşamayız, aşamayız. Aracılara gerek duymayacağız. Aşık Veysel'in o muhteşem dizelerini burada bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum. Akşam tekrarlamıştım. Yezid nedir ne Kızılbaş. Değil miyiz hep bir kardeş? Bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi. Evet, ateş bizim ateşimizdir. Ve bunu söndürecek olan da sadece biziz. Birilerinin gelip bu ateşi körüklemesine izin vermeyeceğiz. Birilerinin gelip bu ateşi söndürmesini de beklemeyeceğiz. Bu ateşi inşallah Hacı Bektaş Veli'nin o büyük öğüdüyle bir olarak, iri olarak, diri olarak ilave ediyorum. Hep birlikte Türkiye olarak biz söndüreceğiz. Bakın 11 yıllık süreçte Alevi kardeşlerimizin sorunlarını çok samimi şekilde ele aldık ve bazı adımlar da attık. Bugüne kadar hiçbir hükümetin sergilemediği bir samimiyet sergiledik. Ve sorunları çözmede tam bir kararlılık içinde olduk. Yaptığımız çalıştaylarla sorunu tespit ettik. Çözüm yollarını belirledik ve uzlaşılan konularda çözümleri uygulamaya koyduk. En son Nevşehir'deki üniversitemizin adını Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yaparak bu noktada bir adım daha attık. Öyle zannediyorum ki birkaç gün içinde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin bütün tabelaları bu şekilde yazılıp asılacaktır. İnşallah çok daha fazlasını yaparız ve yapacağız. Ama tekrar ediyorum, güç devşirme peşindeki odakları aramıza almayalım. İstismarcıları aramıza almayalım. Militan devşirme peşindeki terör örgütlerini, Alevilere sadece birer oy deposu olarak bakan istismar siyasetini aramıza almayalım. Biz hep birlikte 76 milyon biz olduğumuz müddetçe inşallah bin yıllık kardeşlik tarihimizi çok daha güçlü şekilde geleceğe taşırız ve taşıyacağız. Bu vesileyle Alevi olsun, Sünni olsun, Muharrem orucunu tutan tüm kardeşlerimin oruçlarının ve ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Muharrem ayının ülkemizde, bölgemizde, yeryüzünde daha fazla kardeşliğe ve dayanışmaya kapı aralamasını gönülden temenni ediyorum. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli misafirler. Geçtiğimiz hafta Türkiye ekonomisini, özellikle de Türkiye ekonomisinin ulaştığı güven ve istikrar seviyesini gösteren son derece dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Tabii biz birileri gibi laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Dünyada nereden nereye geldiğimizi, nereye yürümekte olduğumuzu, güven ve istikrarın ne denli önemli olduğunu hep vurguladık, vurguluyoruz. Ve emlak konut kuruluşumuz toplam büyüklüğü 3,5 milyar lira, yani
1,6 milyar dolarlık bir halka arz gerçekleştirdi. Bu arzın 2,6 milyar liralık kısmı uluslararası yatırımcılara, 650 milyar liralık kısmı da yerli yatırımcılara tahsis edilmişti. Emlak konutun uluslararası yatırımcılara tahsis edilen kısmına 80 değişik yatırımcıdan toplam 5 milyar liralık talep geldi. Dolar olarak ifade edersek biz 1,3 milyar dolar arz ettik, 2,5 milyar dolar talep geldi. Yerli kısmındaysa 650 milyon liralık arza 3,5 katı fazlasıyla 2,4 milyar lira talep geldi. Böylece toplamda 3,25 milyar liralık arza 7,5 milyar lira talep gelmiş oldu. Emlak konutun arz işlemi 2013 yılında yapılan en büyük arz işlemi olurken Türkiye'de bugüne kadar yapılmış Halkbank ve Türk Telekom'dan sonraki en büyük üçüncü halka arz işlemi oldu dünyadaki ekonomik krize rağmen. Ayrıca emlak konutun arzı 2013 yılında Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en büyük halka arz işlemi, Avrupa'da ise en büyük üçüncü halka arz işlemi oldu. Yarın itibariyle inşallah emlak konuta yaklaşık 3,3 milyar lira nakit girdisi gerçekleşecek. Bu işlem başta da ifade ettiğim gibi Türkiye ekonomisinin ulaştığı güven ve istikrar seviyesini göstermesi bakımından son derece önemli. Hem içeride hem dışarıda Türkiye ekonomisine güven duyuluyor. Türkiye ekonomisinin istikrar içinde büyümesi dikkat çekiyor ve yatırımcılar Türkiye'de yatırım yapmak için adeta bir yarışla arzın kat kat fazlası talepte bulunuyorlar. Türkiye'nin bir dönem zarar eden, bir dönem çok büyük açıklar veren, görev zararlarıyla devlet hazinesine yük olan kurumları, başta Ziraat Bankası olmak üzere, bugün artık dünyanın en büyük bankaları, şirketleri olarak paha biçilmez değerlere ulaşıyorlar. Bu güzel gelişmenin de ekonomimiz için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, geçen hafta grup toplantımızın ardından 3 Avrupa Birliği ülkesini kapsayan yoğun bir resmi ziyaret programını gerçekleştirdik. Önce Finlandiya, ardından İsveç ve Polonya'daki programlarımıza geniş bir iş adamı heyeti de eşlik etti. 200 civarında iş adamı heyetiyle bu 3 ülkeyi ziyaret ettik. Ve bu ülkelerde muhataplarımızla görüşmeler yaptık. Cumhurbaşkanlarıyla, senato başkanlarıyla, meclis başkanlarıyla, başbakanlarla geniş heyetler arası görüşmeler, ikili görüşmeler yaparken bir diğer taraftan da iş adamlarımız kendi muhataplarıyla ekonomi bakanımızın riyasetinde bu toplantıları gerçekleştirdiler. Finlandiya, İsveç ve Polonya en başından itibaren biliyorsunuz Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini en güçlü şekilde destekleyen 3 tane Avrupa Birliği üyesidir. Ve bugün de yine aynı şekilde desteklerini sürdürmektedirler. Ve Türkiye'nin dostları grubu içinde bu 3 ülke hakikaten her zaman dik durdu ve bu desteğini bizlere verdi. Ve özellikle Avrupa Birliği tarafından önümüze çıkarılan engelleri, zorlukları bu ülkelerde muhataplarımıza etraflıca anlatma imkanını bulduk. Biz bu temasları gerçekleştirirken iki önemli gelişmeye de şahit olduk. 5 Kasım Salı günü Avrupa Birliği Bakanımız ve baş müzakerecimiz Egemen Bağış ile Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz Brüksel'de hükümetler arası konferansa katılarak 22. fasıl olan bölgesel politikalar ve yapısal araçların koordinasyonu faslını müzakerelere açtılar. Bu fasıl daha önce Fransa'da
Sarkozy yönetiminin engel koyduğu 5 başlıktan biriydi. Ancak Sayın Hollande yönetimi devraldıktan sonra bu 5 başlık arasında yer alan 22. fasıldaki blokajı kaldırdı ve biz de bu konuda hemen gerekli hazırlıkları yaparak faslı açacak kapasiteyi yakaladık. 22. faslın açılmasıyla birlikte Avrupa Birliği katılım müzakerelerinde toplamda 35 fasıldan 14'ü açılmış oldu. Yeterli mi? Tabii ki değil. Biz daha önce de bunu gecikmiş ama olumlu bir adım olarak değerlendirmiştik. Ümit ederiz ki bu olumlu adım beraberinde ilave olumlu adımlarla güçlenerek Türkiye-Avrupa Birliği katılım müzakerelerinin rayına oturmasına katkı sağlar. Bir başka önemli gelişme de AK Parti'nin Avrupa içindeki üyelik değişikliği oldu. AK Parti Avrupa'da Avrupa Halk Partisi'ne, yani kısa adıyla EPP denilen, buraya gözlemci üyeydi. Geçtiğimiz hafta, çünkü bizi çok oyaladılar. Yaklaşık 10 yıldır hep oyaladılar. Aldık, alıyoruz, tabii üye yapacağız, yapıyoruz ama maalesef yapmadılar. Geçtiğimiz hafta Avrupa Halk Partisi gözlemci üye statüsünden ayrıldığımızı bir mektupla kendilerine bildirdik. Ve yeni kurulan Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular İttifakı'na üye olduk. Dikkatinizi çekiyorum. Dikkatinizi çekiyorum. Buraya gözlemci üye değil, tam üye olduk. Hatta ittifak içinde başkan yardımcılığı görevi, 4 başkan yardımcılığı var. Yani Sosyalist Enternasyonel'de falan biliyorsunuz bayağı boldur. 15 tane falan başkan yardımcılığı var. Burada 4 tane başkan yardımcılığı var. Bunlardan bir tanesinin görevini bir üstlendik. Ve genel başkan yardımcımız Mevlüt Çavuşoğlu bu görevi üzerine aldı. Ve inanıyorum ki hakkıyla da, deneyimiyle de, tecrübesiyle de bunu başarıyla yerine getirecek. İlk etapta burada kimler var? İşte İngiltere gibi, Çekoslovakya gibi ülkelerle bu süreç başladı. Türkiye gibi bu ülkelerle bu süreç başladı. Yani güçlü siyasi partiler var. İşte İngiltere'de Cameron'ın partisi gibi. Yani iktidarda olan birçok parti şu anda bu oluşumun içinde yer alıyorlar. Bu iki önemli gelişmenin de Avrupa Birliği üyelik sürecimiz bakımından hayırlı olmasını diliyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu noktada önemli bir hususu burada hem sizlere hem de aziz milletimize bir kez daha hatırlatmak arzusundayım. Kızılcahamam'da istişare toplantımızın da açılışında ifade etmiştim. AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar yaptıklarıyla, duruşuyla, tavrıyla, vizyonuyla, hedefleriyle mevcut siyasi teorilerin, mevcut şablonların ve kalıpların sınırlarını aşmış bir partidir. AK Parti siyasetin teorisini adeta yeniden yazmış, dünyada siyaset bilimine ve siyaset tarihine çok önemli yenilikler katmış bir partidir. İşte şu anda Avrupa'da muhafazakarlar da, demokratlar da AK Parti'yi kendilerine yakın buluyor ve AK Parti'ye üyelik davetinde bulunuyorlar. Aynı şekilde sosyal demokratlar da güçlü sosyal devlet anlayışı ve sosyal politika uygulamaları sebebiyle AK Parti'ye üyelik daveti yapabiliyorlar. Dikkatinizi çekiyorum. Bu AK Parti'nin şekilsiz, sınırları belli olmayan bir yapı olduğu anlamına gelmez. Değişik vesilelerle ifade ettiğim gibi AK Parti kökü mazide olan, kökü ta Büyük Selçuklu'ya, Osmanlı'ya kadar dayanan, Cumhuriyet'le beraber adeta yükselen bir hareketin, bir davanın, böyle bir çınarın kollarından biridir. AK Parti köksüz bir parti değil, tam tersine kökü çok derinlerde olan bir partidir.
AK Parti ilkeleri olan, sınırları olan, kırmızı çizgileri olan, hedefleri, idealleri olan bir partidir. En önemlisi AK Parti bir medeniyet tasavvuru olan, ecdadından miras devraldığı bu medeniyet tasavvurunu geleceğe taşıyan bir partidir. Bizi anlayanlar bizim hadiseler karşısında nasıl tavır takınacağımızı da anlarlar. Bizi anlamayanlar bizim hadiseler karşısında takındığımız tavırdan dolayı gereksiz bir hayal kırıklığına uğrarlar. Bakın şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığımızda birileri şaşırdılar. Büyük hayal kırıklığına uğradılar. Böyle bir sonucu beklemiyorlardı. Sonra bunu kabullendiler. Ancak bu sefer de şunu söylemeye başladılar. Bunlar çöp toplasın. Bunlar yol inşa etsin. Köprü inşa etsin. Metro inşa etsin. Bunlar havayı temizlesin. Su getirsin. Trafik sorununu çözsün. Park yapsın, bahçe yapsın. Bu katarla yetinmemizi istediler. Ekonomiden, siyasetten, dış politikadan, sosyal politikalardan, ülkeye vizyon çizecek projelerden bizim uzak durmamızı istediler. Aynı sorunu iktidar olduğumuzda ve sonrasında da yaşadık. Şimdi ne söylüyorlar? Aynı şeyler. Hükümet yol yapsın, okul yapsın, konut yapsın. Hükümet köprü yapsın, hızlı tren hatları inşa etsin, tüneller açsın. En son Marmaray gibi projeler yapsın. Hükümet hastaneler yapsın. Enflasyonla, işsizlikle, faizlerle mücadele etsin.